Öyle efendim, buyurun, beraber açalım. Var herhalde, pardon. Evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet. Buyurun arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bu projedeki amacımız Dursun Bey'in kültürel özelliği tanıtmak. Burada bu teknolojinin gelişmesiyle azalan yemek evlerimiz, Fokus Mahallesi'nden çektiğimiz geleneksel mimariden eski evlerimiz ve yemeklerimiz. Tamam, güzel. Tatlıları belirtmemişsiniz. Dursun Bey tatlısı var mı? Bildiğiniz. Müşkat tiri de var, keşkek var, düğün çorbası var. Tatlı olarak da burada sarı ilgili diye bir tatlı yapıyorlar, biliyor musunuz? Biz onu araştırdık, onu aslında onda koyacaktık. Ortamızda vardı ama bulamadık. Hoş geldiniz. Hoş. Projemizin amacı yüzey şekillerini genel olarak tanımak ve tanıtmak. Yüzey şekilleri çevremizde her şeyin aynı yükseklikte olmadığını görmüşsünüz. Bunun nedeni yüzey şekilleridir. Dağlar, ovalar, tepeler ve benzeri yüzey şekilleridir. Yüzey şekilleri deniz seviyesine göre hesaplanır. Deniz seviyesi 0 metre olarak kabul edilir. Modelimizde de incelediğinizde yüzey şekillerinin farklı olduğunu görebilirsiniz. Amacımız oynayarak öğrenmektir. Dinimizi oynayarak öğrenmektir. Oyun iki grup şeklinde oynanır. Grupta en az iki kişi olmalıdır ama grup sayıları eşit olmasa da olabilir. Kırmızı kartla başlamak zorundur. Burada gördüğünüz gibi Hazreti Eyyub'u aşağıdaki dört kelimeyi kullanmadan anlatmaya çalışmamızdır bizim buradaki amacımız. Eğer bilirsek bir dakika süresi vardır. Bilirsek bir dakika içinde anlatabildiğimiz kadar kart anlatırız. 50 kart civarında olursa buraya özgü patente alınmış bir oyun olabilir. Bunu biraz daha çalışın. Senin ismin ne? Fehmi Efe. Senin ismin? Cihat Sevim. Efendim? Cihat Sevim. Tamam. Fehmi Efe, Cihat Sevim. İsimlerinizi unutmayın. Bu projeyi biraz geliştirin de güzel bir şekilde gelsin. Türkiye'de yaygınlaşsın. Olur mu? Başkan amca bize destek veriyor. Evet. Evet. Hastane önündeki tespihi şu kamyonun yanına bırakıp tarif et. Kamyonun yanına. Walk around the Cumhuriyet Street. Yes. And turn right. Projemizin amacı atomun iç yapısını, atomun çekirdeğindeki yapıları, katmanlardaki elektron hareketlerini kavramak. Özetle faaliyetler, araştırmalarımız sonucunda daha sonra büyük kütleleri küçük kütlelerle kaldırabiliriz. Sabit bir destek etrafında hareket edebilen sağlam çubuklara kaldıraç diyoruz. Günlük hayatta da kullandığımız birçok kaldıraç vardır. Bunlar örnek olarak makas, pense, tahterevalli, katıl açıcı, hatta kollarımız ve bacaklarımız bile birer kaldıraçtır. O ne kadar aralı? 10 bizim taş boz çıktı. Ulan malzemeyi çok çalmıştık. İçi boşmuş. Hadi bir su verirsin. Evet. Birinci gece doğursak malzemeleri hangimizi geriye olur? Şekafat ve birkaç kurarak yapalım. Bunu örnek olarak Abdurrahman Şeref Bey Galatasaray Lisesi'nin bölgen Sultan Abdülhamit'in hazırlık yerlerinden bir paşa oğluna adam ol baban gibi eşek olmalıyız. Söyler. Çocuk da bunu babasına anlatır. Çocuğun babası öğretmeni çok güzel. Ertesi gün okula gider ve öğretmeni bulur. Sizin bana eşek demeye ne hakkınız var? Ben padişahın mahiyetinde bir paşayım der. Abdurrahman Şeref Bey de ben sizi tanımıyorum ki efendim ne zaman eşek demişsiniz diye sorar. Bunun üzerine çocuğun babası da geçen gün okulda oğluna adam ol baban gibi eşek olma diye uğramışsınız der. Abdurrahman Şerif Bey de gülerek evet oğlunuza kızdım çünkü çalışmıyordu. Size örnek göstermek amacıyla da adam ol baban gibi arada da virgül var eşek olma diye söylemişler. Bu cevap üzerine de çocuğun babası adamdan özür diler. Ona da ayrıca teşekkür eder. Doğruların tarafına da öyle mi? Ne yaptın? Hep sarıları seçtin. Hiç torpil var mı işte? Çok yok başka. Bu ibadette koşarken şu iki yeşil çizgi arasında daha hızlı koşuyoruz. Bunun nedeni de Peygamber Efendimiz'in bu iki çizgi arasında. Hocam. Yok dur tamam. Tamam.
Ben biraz fazla. Şöyle elinize. Tamam, yapın. Başka bir dakika. Ekmek olsun. Dur, başka bir dakika. Başka bir dakika. Peki burada çalışma yapabiliyoruz. Yapacağım. Verin bakalım. Şey, tarak değil mi? Başka bir parça bir parçamı yapayım. Yapalım. Yere sersene. Yere sersene. Soyut çalışmışsınız. Aynen. Resmen çok güzel yapsın.